1948'den beri İsrail terör devleti Filistin'deki Müslüman halka yönelik ciddi manada büyük soykırımlar gerçekleştiriyor. Kadın, çocuk demeden, mabet demeden hiçbir kutsali göz önünde, kutsal değerleri göz önünde bulundurmadan alçakça saldırılarına bugüne kadar hepimiz şahit olduk. Bu alçakça saldırıların neticesidir ki Filistin'de bulunan Müslüman kardeşlerimiz Aksa Tufanı adında büyük bir direniş ile kendi değerlerine, Kudüs'e, Filistin'e, kadınlarına, çocuklarına ve kutsallarına sahip çıkıyorlar. Bizler de Türkiye'de bulunan Müslümanlar olarak bunların haklı direnişine canımızla, malımızla, kanımızla gerekirse yanlarında olduklarımızı, destek verdiğimizi tüm dünyaya burada ilan ediyoruz. Bütün İslam aleminin, bütün Müslüman ülkelerin ciddi bir tepki vermesi gerekir. Artık bu cılız tepkilerden vazgeçip cihadın yolunu açmaları, fiili mücadelenin muhakkak Müslüman halklar tarafında ciddi bir reaksiyonla ortaya koyulması gerektiği kaçınılmaz bir hakikattir. Ortada olan direnişin neticesi ve İsrail terör devletine verilen zayiatın ciddi manada görülmesi, illaki bunu örtbas etmek adına, yani bu büyük başarıyı, bu büyük mücadeleyi bastırma adına ortaya atılan komplo teorilerinden başka hiçbir şey değildir. Hakikaten imanın, hakikaten direnişin, hakikaten azmin, ihlasın, samimiyetin neler yapabileceğini, hangi neticeleri elde edebileceğinin en büyük göstergesidir bugün Hamas'taki mücahit kardeşlerimizin sergilemiş oldukları tavır. Allah-u Teala onlara yardım etsin. Allah-u Teala onları muzaffer kılsın. Allah-u Teala onlara başarılar versin. Allah Azze ve Celle terör devleti İsrail'i yerle yeksan etsin. Acılarını, kahırlarını daha da çoğalsın diyorum. İsrail adeta bütün dünyada dokunulmaz bir durumdaydı. Adeta aşılmaz sınırlara, aşılmaz demir kubbeye sahip gibi gözüküyordu. Hamas inanç ve iman gücüyle bütün bunları yıkmış, İsrail'in adeta balonunu patlatmış ve etkisiz hale getirmiştir. Burada Müslümanların bir birlik haline getirilmesi lazım. Şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin öncülüğünde acilen D60'ın kurulması lazım. Böylece Siyonizme ve bu yapılan zulme son vermek. Ama bu son hareket İsrail'in o kadar güçlü olmadığını, o kadar yenilmez olmadığını, o kadar aşılmaz olmadığını ortaya koymuştur. Bu konuda Allah'a şükretmemiz lazım. Biliniyor ki bütün dünyada Yahudiler, İsrailler bu konuda bir tek can kaybını, kendilerinden bir can kaybını, bütün insanlığın can kaybından daha önemli bulurlar. Bu kadar büyük bir can kaybı ki son haberlere göre İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına göre 1000'i aştığı söyleniyor İsrail'in can kaybı, ki 750 tane de esir alındığı söyleniyor. Bütün bunları hiçbir şekilde, bu sadece Allah'ın yardımıyla Müslümanların, Hamas'ın zaferidir. Bunu küçümsemek ve karalamak amacıyla söylenmektedir.